22 Şubat, 28 Şubat. Değerli yay burçları nasılsınız? Evet, imajımız, duruşumuz bu hafta daha keyifli olacak. Yeni konular, yeni ulaşım, konularla alakalı yeni ifadeler. Hafta başı eğer bu sağlam fikrinizle, işinizle alakalı zorluklar olsa da bu fikirle gittiğinizde çok güzel aydınlanmalar, çok güzel ifadeler. Ve şöyle söyleyeceğim, uzun süredir herkesin gözüne batıyordun. Herkes seninle ilgili giydiğin kıyafete, taktığın takıya, kullandığın ayakkabıya kadar direkt konsantre. Ama burada şöyle bir sorun var. Değerli yay burçları, özellikle o kadar çalışkan ve o kadar radikal kimliklersiniz ki hedef odaklı yaşıyorsunuz. Ve kimsenin söylediği hiçbir şeyi de çok fazla önemsemiyorsunuz ama ne kadar önemsemiyorsunuz desem de takıntı yönünüz var. Yani iş alanında hani iplemeyen bir tavrınız var ama eve gelince bütün gün o enerjinin içerisinde mi yer alıyorsunuz? Bilemiyorum ama kimsenin ne söylediğine odaklanmayın. Sizde çok güzel bir başlangıç, yeni anlaşma, yeni noktalar, işinizle alakalı büyüme, hedef noktanızla ilgili verimlilikler haftası. Büyük bir ihtimal çarşamba ve perşembe yöneticiniz ya da patronunuz sizinle ilgili fikirleri masaya yatıracak ve yeni teklifle ilgili ne düşünürsün diyecek ve bu teklifi kabul ederseniz de muhteşem başarılar elde edeceksiniz. Yalnız daha böyle saha içerisinde kendi sektörüne çalışan, özel sektörde olan bazı yay burçlarında bulunduğumuz alanla ilgili sıkıntılar, maddi kayıplar ve bu şekilde de aileye yansıyan sıkıntılar ve özellikle hafta sonu evin içerisinde olmak ve gelen enerjiyi insanlara, evet, maddi sıkıntılarınız olduğunu anlatamıyorsunuz ama hep gülmek zorunda kalıyorsunuz. Bence hayatınızdaki insanla bu konuyu bir oturup konuşun. Sizde de çok fazla gizlediğiniz konular var. Yani hep ertelediğiniz borçlarınız var. Yarın bu evin içerisine gelecek sıkıntılar var. O yüzden lütfen ve lütfen eşinizin ya da sizin bir kenarda gizli bir paranız var. Bu borçları çözmek için bunu artık hayata geçirmeniz lazım. Evet, risk için biriktirdiniz. Evet, şu an risk noktasındasınız ve bunun için eşinizdeki altın ya da eşinizdeki parayla bazı şeyleri rahat erdireceksiniz. Ve uzun süredir de oturduğunuz evin enerjisini sevmiyorsunuz ve burayı taşımak istiyorsunuz. Ve eşiniz de bu karar içerisinde ya da aile büyüklerimiz bu karar içerisinde. Bu ev arayışlarınız büyük bir ihtimal Mart'ın 12'sine kadar gerçekleşmiş olacak ve geçeceğiniz ev size huzur ve mutluluk verecek. Bol bol misafir haftanız var. Devamlı iletişim, telefon, Zoom, yani devamlı hareket halinde olacağınız ve çok konuşacağınız bir hafta. Kendi kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz planlarınız, yüksek eğitim, yüksek düşünceniz varsa bunlarla ilgili iletişim içerisinde olacağınız ve birçok insana fikir danışacağınız noktalarınız var. Evet, bu fikirleri hayata geçirin. Çünkü siz gerçekten ne istediğinizi biliyorsunuz. Hangi başarı içerisinde olmak istediğinizi de biliyorsunuz. Yap ve zafer sizin olsun diyorum. Güzel sanatlarla uğraşan ya da farklı etnik güzel sanatlarla ilgili uğraşan yay burçlarında da şehirle alakalı ya da mekanınız ya da ofisinizle ilgili büyütme fikirleri olabilirsiniz. Özellikle hukuk ve avukatlık ya da savcılık alanında çalışan bazı yay burçlarında da büyük bir değişim, yer değişimi, şehir değişimi gerçekleşebilir. Bununla ilgili ben hiç beklemiyordum, nasıl yerim değişti fikirleri söz konusu olabilirsiniz. Eğer büronuz varsa ortaklı ya da ortaklıysanız tek başına, eğer ki ortaksız bir işiniz varsa da ortaklı bir işe dönüş yapacaksınız. Sadece sizde aşk ızdırabı var. Kalbinize bir hançer saplanmış ve çıkış yapamıyorsunuz. Ve hayatınızdaki insan ne sizin hayatınızdan çıkıyor ne hayatınıza giriyor. Adını koyamadığım bir senaryonun içerisindesiniz. Cesaretini topla ve artık bu ilişki hayatından çıkar. Çünkü acı çekiyorsun ve bedenin artık yemek, içmek, devamlı bir ağlayan bir enerjidesin. Ağlamıyorsun. Enerji olarak bu noktadasın ve vücudun sanki organların çekilmiş gibi hissediyorsun. Bu ilişkiyi bitirdiğin takdirde güzel bir aşka yelken açacaksın. Ama bu ilişkiden artık kurtulma vakti geldi. Canın acıyor. Sevgini ifade edemiyorsun. Karşı taraf ifade edemiyor. Ya, saçma sapan bir noktadasınız. Bu evreyi toparlamanız lazım. Evli olan bazı yay burçlarında ev değişimi ya da araç değişimi gündeme gelecek. Bu ara trafik kazası ya da düşmelerine dikkat edeceksiniz. Aksaklıklar yaşayabilir. Görmedim diyeceğimiz sözler ifade edebilirsiniz. Aman dikkatli olun diyorum. Bir de uzun süredir çocuk fikri olan bazı yay burçları için inanılmaz güzel bir tedavi evresi olacak ve bu tedaviyle birlikte çocuk enerjisine giriş yapacaksınız. Yüksek eğitim ya da
dinsel konulara, dinle ilgili konulara merak olan yay burçları farklı etnik grup ya da farklı enerjilerle alakalı olaylara ya da derneklere katılabilirsiniz. Ne gerek vardı? Enerjiniz güzeldi, değiştirmenize gerek yok. Bence siz sanatsal noktalarınızla bu enerjiyi alt eksikliğiniz oturtun. Güzel bir de aşka ihtiyacınız var. Sevilmeye ihtiyacınız var. Uzun süredir altın merakı olan bazı yay burçlarında altın yatırımının devamlılığı olacak ve kâra geçeceksiniz. Korkmayın. Yani altın düşüyor ama altın ne kadar düşebilir? Öyle düşünün diyorum. Evet değerli yay burçları, yükselen ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam, takip etmek isterseniz de takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.